Hanımlar beyler, tekrar merhaba. Ben Serkan Uludağ, tekrar karşınızdayım efendim. Saatler şu anda 11.56. Günlerden de 8 Ekim 2012 günlerden pazartesi. Evet, haydi sınıflara, aynen öyle. Haydi sınıflara bakalım. Şimdi ses konusunda bir sıkıntısı olan var mı? Az gelen, çok gelen, cızırtılı gelen, bozurtulu gelen. Her şey yolunda mı bakalım? Az gibi diyen var. Şu anda nasıl, biraz daha iyi mi acaba Erkan Bey? Biraz daha iyi. Peki, tamam. Biraz daha açabilirim eğer ki cızırtı falan yapmıyorsa. Ses yok diyen var. Mehmet Bey demiş. Ses var aslında ama neden size gelmiyor, o konuda bilgim yok. Herhalde kapatıp açarsak. Evet, açalım lütfen denmiş. Tamam, peki. Şimdi canlı yayına başlıyoruz arkadaşlar. Canlı yayına başlarken Cuma günü ne demiştik? Ondan bahsedelim en son canlı yayınımızda. Hatırlıyorsanız Cuma günü tarım dışı istihdam haberiyle beraber saat 15.30 civarından sonra yukarı doğru harekete geçti parite ve biz dedik ki bu hareket suni bir hareket arkadaşlar. 1.30-32'nin üzerinde 1.30-63 riski vardı ve dedik ki 30-42 civarlarındayken sizlere 30-63 riski var. Risk almak istemeyenler artık beklemeye geçsinler. Tekrar 30-32'nin altına inmemiz durumundaki bunun suni bir hareket olduğunu düşünüyoruz. O yüzden tekrar inersek 1.29-92 gibi bir hedef belirtmiştik. 30-32'nin altında bundan faydalanabilirsiniz demiştik. Gerçekten de hareket suni oldu arkadaşlar, görüyorsunuz. Yaklaşık şuradan bakarsak 12, evet 16 civarları şuralar, hatta saatlik grafiklerden bakalım daha iyi olacak sanırım. Evet, şu harekette bakarsak arkadaşlar yaklaşık 63 pip civarlarında bir hareket gerçekleştirdi. Biz ne demiştik? 30-63 riskinden bahsetmiştik. 30-63 yerine yaklaşık bakın sadece 6 piplik bir sapmayla yine tepe noktasını tespit ettik ve arkasından geri dönüş başladı. Yaklaşık 111 pip civarlarında eğer ki 30-63 seviyesindeki tepe noktamızı değerlendiren arkadaşlar varsa şu anda oldukça kârdalar. Haydi bilemediniz ki bu tepeyi faydalanmadınız ve yorumlarımızda bahsetmiş olduğumuz gibi 30-32'nin altında indikten sonra aşağı harekete geçtiniz. Bakın 30-32 neresi? Şu civarlar. Şuradan aşağı harekete geçtiniz. Yaklaşık olarak 74 pip civarlarında bir karınız olması gerekiyor. Eğer ki Cuma günü öğleden sonra, tarım dışı istihdamdan sonra bizleri takip ettiyseniz. Şu hareket gerçekten de suni bir hareketti. Canlı yayında defalarca tekrar ettik. Defalarca tekrar ettik ve arkasından zaten düşüş geldi arkadaşlar. Şu anda 29.53'te bir desteğimiz var. Hareketli ortalamamız bakın tam bu seviyelerde. Zaten paritede bu seviyelerden destek almaya çalışıyor şu anda. Bakalım buranın üzerine tekrar çıkmayı başarırsak 29.82 ilk hedef, arkasından 29.99 yani 1.30'lar, sonra 30.30 ve 30.59 gibi hedefler var. Fakat eğer ki 29.53'ün de altına inmeyi başarırsak şurada görmüş olduğunuz gibi 29.19 ve 28.76'ya kadar geri çekilmeler gelebilir. Tamamdır. Şu anda bundan bahsedebiliriz euro dolar paritesi için. Hemen sterlin dolara geçelim. Sterlin dolar için söyleyebileceğimiz şey nedir? Evet, sterlin dolara baktığımızda şu anki görünüm nedir? Gördüğünüz gibi 1.60-60'ta bir desteğimiz var. Oraya doğru bir geri çekilme geliyor şu anda. Beklenen bir hareket. Amerika'daki olumlu tarım dışı gelen işsizlik oranı verisinden sonra, suni hareketlerden sonra gerçek hareketler başladı ve geri çekilme 1.60-60'a doğru şu anda gidiyor. Şu anda 20 piplik bir hedef belirtiyorum sizlere. Yani 60-81'den 60-60'a doğru bir geri çekilme. Devamı gelir mi gelmez mi? Buna bakmak gerekiyor. Eğer bu seviyenin altında kalırsak devamı muhtemelen gelecektir. Nereye kadar?
Şurada bakın bir 48 seviyesi de var. Yani istiyorsanız burayı da bir aralık olarak belirtebilirsiniz. Ama eğer buranın altına inersek muhtemelen sonrasında 59-75'lere kadar bir geri çekilme gelebilir diye tahmin ediyorum. Yani şuradaki bölge nedir? Yaklaşık 8-9 kritik bir bölge. 60-60-60-40-48 arasındaki bölge. Bu aralığın geçilirse aşağı doğru hareket devam eder diye düşünüyorum. Bunun konuda da bilgi paylaşayım sizlerle. Evet, altın için söyleyebileceğimiz şey nedir? Arkadaşlar kayıttan sonra detaylı olarak inceleyeceğiz bunları, merak etmeyin. Evet, altın için söyleyebileceğimiz şey nedir? Bakın çok kuvvetli bir destekte hala günlük grafiklere geçtim şu anda. Gördüğünüz gibi şuradan 1, 2 ve 3 kere test ettikten sonra 4. denemesini yapıyor altın. Eğer bu seviyenin üzerinde kalırsak tekrar yukarı doğru önce 1783'lere doğru bir hareket. Bakın şuradaki. Pardon, önce 1774-46 var, sonra 83-17 var, sonrasında 1791-88 ve 1797-26, son olarak da 1805-97 var. O yüzden kuvvetli bir destekteyiz şu anda. Orta vadeli bekleyenler hala yukarı hareket beklentisini koruyabilir. Kısa vade için çalışanlar da 1769-08'i destek olarak kabul ederek pozisyon alabilirler bence. Dediğim gibi bu seviyenin öneminden bahsettik. Buranın altında, yani 1770'lerin 69'ların altında günlük bir kapanış muhtemelen bizi çok 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 daha aşağılara taşıyacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bugünkü günlük kapanış önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın buranın altında saatlik bir kapanış bile yapamadık hala. O yüzden eğer ki bu seviyeyi geçemezsek yukarı doğru 1774-46 ilk hedefimiz olacak. Arkasından eğer ki şuranın altına inersek, 69.08'in altına inersek 1760-37 bizi bekliyor olacak. Bakalım ulaşabilecek miyiz eğer buranın altına inersek. Şu andaki beklentim altında 1, 2, 3, 4, 5 saatlik kapanışta bu seviyenin üzerinde olduğu için hala yukarı olmaya devam ediyor altın için. Dolar TL'ye bakalım son olarak. Arkasından kaydımızı durduralım ve sizlerle daha net olarak konuşalım. Dolar TL için söyleyebileceğimiz şey... Erkan Bey, şimdi oraya dönemem. Birazdan döneceğim. Ben anladım, duydum, okudum ama kayıttan sonra döneceğim oraya da. Evet, dolar TL diyorduk arkadaşlar. Dolar TL için söyleyebileceğimiz şey şu. Şimdi yukarı hareketin devamını bekliyoruz hala. Bunun aslında Suriye gerginliği ile bir ilgisi yok şu anda gördüğümüz kadarıyla. Teknik olarak da hala 1700 1.7934. Altından sonra TL yaptığım için hep 1700'lere gidiyor. 1.7934 seviyesindeki bir destek var. Bu destek seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece, bakın 200'lük hareketli ortalamamız burada. Geçtiğimiz günkü dip seviyemiz burada. O yüzden bir önceki gün zaten bu seviyenin altına inemedik. O yüzden 1.7934'ün üzerine çıkarsak, ki zaten şu anda oradayız hala. 1.8065 direncini şu anda kırmaya çalışıyor. Buranın üzerinde 80-90, 80-96 ve 1.8146 seviyelerine kadar hareket imkanımız bugün için mevcut arkadaşlar. Dolar TL yatırımcıları, buna dikkat edelim. Eğer altında kalırsak, 1.8015'in altında kalırsak 1.7965, 1.7933 ve 1.7883 seviyesine kadar geri çekilmeler gelebilir. Tamamdır. Şu an için paylaşacaklarımız bunlar. Devamını dediğim gibi burada olan arkadaşlarla beraber hem bir özetini geçeceğiz, daha detaylı olarak anlatacağız, hem de ayrıca daha farklı analiz talepleri varsa buradaki arkadaşlarla beraber bu analiz taleplerine cevap vereceğiz.